Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Kasımlarda çalan türküyüz biz. Aşağı yayla belde süren gelenek, Ardıçlı'da gül, Kuyucak'ta lavantayız. Sizinle sizden biriyiz. Kesme'de hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Münevver teyzenin Dedeçam'da def çaldığı yıldan beri yayındayız biz. Aliköy'de candan bir parça, Sorkuncak'ta havalanan uçurtma, Sipahiler'de çalan davuluz biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. 204 köyü, 9 beldesi ve 12 ilçesiyle memleketin her köşesindeyiz. Basın Kulübü başlıyor. Isparta'nın en çok izlenen televizyon programı Basın Kulübü'ne hoş geldiniz. Gül ve lavanta başta olmak üzere 80 ayrı bitkinin yağını çıkarıp yurt dışına ihraç eden bir yerdeyiz. Burası Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde bulunan Sebat Gül Yağı Fabrikası. Aynı zamanda dünyanın en büyüğü. Gülün, lavantanın ve birçok tıbbi aromatik bitkinin yolculuğunu dinlemeye hazırsanız Basın Kulübü başlıyor. Fabrikasına geldiğinizde sizleri ilk olarak bu güller ve lavantalarla dolu güzel bahçe karşılıyor. Ve artık Isparta'da lavanta sezonu başlıyor. Bu mor çiçek her sene yüz binlerce yerli ve yabancı turisti Isparta'ya çekmekte. Sizler bugüne kadar bu güzel çiçeğin yalnızca görsel şölenine tanıklık ettiniz. Ancak biz sizler için bu güzelliğin hem Isparta hem de ülke ekonomisine nasıl kazandırıldığının öyküsünü anlatacağız. Kulübü bugün gül ve lavanta başta olmak üzere 80 ayrı aromatik bitkinin yağlarının elde edildiği dünyanın en büyük tesisinde rengarenk bitkilerin öyküsünü dinlemeye hazırsanız bizi izlemeye devam edin. Thank you.
bitkiler aslında hayatımızın her alanında bizlerle. Bu güzel coğrafyada birçok çeşit aromatik bitki yetişiyor. Bu bitkilerden de yağlar elde ediliyor. Isparta uçucu yağ elde ediminde Türkiye'nin %50 ihtiyacını karşılıyor. Bu tesiste de 80'e yakın bitkinin aromatik yağı elde ediliyor. Şimdi de yanımda biyolog Şükrü Toydemir var. Bu yağları kullanım alanlarını, nelere iyi geldiğini kendisinden öğreneceğiz. Bitkiler aslında hayatımızın her alanında mevcut, dünden bugüne kadar. Bizler kendimiz fitoterapi kısmını aslında uyguluyoruz. Bitki çaylarıyla ya da baharatlarla bu bitkileri kendimiz kullanmaktayız. Ama farklı bir boyutu, yağ boyutu, aromaterapi boyutu bir aşama daha ileride açtık bizler için ve hayatta. Aromaterapiye döndüğümüz zaman tarihte aslında milattan önceye dayanmakta. 5000 yıl geriye dayanmakta. Mısırlıların, Çinlilerin Hindistan'da daha öncesinde kullandıkları bitki yağları mumyalamalarda özellikle Mısırlılar döneminde başlamış. Fakat yakın tarihte yağların hayatımıza girişi Fransız kimyager Gatefoss isimli bir kimyagerin deney sırasında elini yakması ve yan tarafta bulunan lavanta yağına elini daldırmasıyla başlıyor. Acının ve yanığın o an için azaldığını hissetmesiyle aromaterapi hayatımıza girmiş. Aromaterapiyi biz 3 aşamada sınıflandırabiliyoruz. Klinik aromaterapi, estetik aromaterapi ve her ikisinin de artık harmanlandı holistik aromaterapi olarak. Klinik boyutu tıbba dayandığı için bir uzman tavsiyesi, hekim tavsiyesi gerektirmekte. Estetik boyutu ise daha çok güzellik aşamasını kapsadığı için gündelik hayatta hepimizin rahatlıkla kullanabileceği düzeyde. Bu bağlamda da önerilebilecek birçok yağ var gündelik hayatta kullanabileceğimiz. Tesisimizde de aynı şekilde ürettiğimiz yağların temeli aslında buna dayanmakta. Birçok bayanın gündelik hayatta kullandığı nar çekirdeği yağıdır, üzüm yağıdır, argan yağıdır, badem yağıdır. Bizlerin bünyesinde bulunmakta. Üretim kanadını da aynı zamanda gerçekleştirmekteyiz. Sabit grup yağlardır bu yağlar. Onun yanı sıra daha yoğun bileşen yapısına sahip olan uçucu yağları da bizler üretmekteyiz. Distilasyon üniteleriyle birlikte. Uçucu yağlar sabit yağlara göre daha yoğundur. Etki mekanizmaları daha fazladır. Koku indeksleri bizler için daha yoğundur. Ve uçucu yağlar bizim günlük hayatta asıl kokusunu hissettiğimiz yağlardır. Sabit yağlarda bitkinin tohum kısmı, çekirdek kısmı presleme yöntemiyle üretilirken, uçucu yağlarda bitkinin çiçek kısmı, gövde kısmı ya da reçine kısmı distile edilerek üretilmekte. Az önce de bahsettiğim gibi nar çekirdeği, üzüm, argan, badem gibi yağlar sabit yağlardır. Bunların gündelik hayatta kullanımı ise şu şekilde: saf olan uçucu yağları seyreltme amaçlı bizlerin hayatında kullanılmakta. Örneğin lavanta yağının strese, uyku bozukluğuna, baş ağrısına iyi geldiği bilinmekte. Ama onu direkt kullanımı bizler için risk teşkil etmekte. Çünkü bizler hep şunu vurguluyoruz firma olarak: bu yağlar doğal yağlar, hiçbir şekilde sentetik yağla karıştırılmaması gerekiyor. Seyreltilmiş yağla karıştırılmaması gerekiyor. Doğal yağlar olduğu için uçucu yağları direkt kullanım risklidir. Sabit bir yağla karıştırılmasını bizler önermekteyiz. Lavanta yağını sizin de bahsettiğiniz gibi uyku bozuklukları, stresli dönemlerde yatak başucumuza ya da vücutta baş bölgesine kullandığımız zaman ciddi bir etki sağladığı bilinmekte. Yine onun yanı sıra bir kekik yağı,
dünden bugüne kadar hep bilinen işte soğuk algınlığı gibi böyle küçük kış aylarında hepimizin evinde bulunması gereken bir yağ. Nane yağı bakıldığı zaman strese dayalı yine baş ağrısıdır. O tarz rahatsızlıklarda bizlerin ön planda tuttuğu, ilk tercih ettiği yağlar arasındadır. Bu yağları bizler hem saf haliyle satışa sunduk hem de aynı zamanda karışımlarla son ürün haline dönüştürdük. Bir cilt serumu üretimi yapıldı. Yine aynı şekilde saç bakımı için saç bakım serumları üretildi. Yine içerisinde doğal yağlar kullanıldı. Onların da kişi üzerinde etkisi işte cildi nemlendirmek, ciltteki ölü hücrelerin atılımını hızlandırmak ve o sayede cildin kendini yenilemesini hızlandırmaktı amaç. Saç serumunda da aynı şekilde doğal yağlarla güçlendirilerek formül saçların daha güçlü yapıda olması sağlandı. Dökülmesinin yavaşlatılması ya da dökülmesini önlemek amaçlandı. Ve olumlu dönüşleri de görüyoruz bu bağlamda satış anlamında. Bunlara ek olarak geniş bir masaj serisi çıkartıldı. Ruh hallerine uygun tarzda ya da vücut taleplerine uygun tarzda stresli kişiler için tercih edilebilecek bir stres masaj yağı. Yine aynı şekilde birçok yağ olduğu için artık hepsi birbirine karışıyor bizler için de. Vücudu besleyici, özellikle vitamin ağırlıklı yağları barındıran yine bir masaj yağımız mevcut. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Eminim benim gibi bütün hanımlar da bunu merak ediyordur. Evet, Şükrü Bey'in de söylediği gibi yağların birçok geniş bir kullanım yelpazesi var. Ama ben en çok kozmetik kısmı ile ilgileniyorum. Mesela hangi yağ cildi pürüzsüzleştirmeye, daha güzel görünümüne daha fazla katkı sağlıyor? Burada öncelikle önerimiz sabit yağlardan olan nar çekirdeği, üzüm. Çünkü cilt için kullanımı da daha risksiz ama o yağları uçucu bir yağla harmanlayarak kullanımı o etkiyi de daha hızlandıracaktır. Risksiz derken yani alerjen bir etki yapması açısından. Aynen öyle. Çünkü uçucu yağlar yoğun bir bileşen yapıya sahip. Sabit yağlar ise daha risksizdir bu bağlamda. Örneğin bir nar çekirdeği yağına 50 milimlik bir nar çekirdeği yağına 5 damla lavanta yağı koyduğumuz zaman bu yaklaşık 1/5'lik bir seyreltme oranına tabidir. 1/5 ya da %1'lik seyreltme aslında normal cilt tipleri için herhangi bir sorun teşkil etmemekte. Bu bağlamda 50 cc'lik bir şişeye 5 damla lavanta yağı koyulup cilde uygulandığı zaman o ölü hücrelerin atılımı sağlanacaktır. Yine cilt yüzeyindeki gözeneklerin açılması sağlanacaktır. Cildin nefes alması, nemlenmesi hızlanacaktır. Yine aynı şekilde kırışıklığın gecikmesi sağlanacaktır. Aslında birçok kadının da istediği ve aradığı bu galiba. Yani belli bir yaştan sonra ki artık bu 25-30 yaşlarına kadar da inmiş durumda. Hiç yaşlanmak istemiyoruz kadınlar olarak. Hep güzelliğimiz baki kalsın istiyoruz. Onun için bu kırışıklık daha insanlar için, özellikle hanımlar için ki artık erkekler de bu konuda hassaslar galiba. Kesinlikle. Hem cilt bakımında hem saç bakımında hem gündelik bakımda hepimizin artık bence hayatında olmazsa olmazlar arasında yağlar. Saç dökülmeleri için özellikle badem yağı, argan yağı yoğunca kullanılıyor. Hindistan cevizi yağı saç diplerine uygulanarak yoğunca kullanılıyor. Erkeklerin de çok fazla hayatına girdi. Yine aynı şekilde cilt bakımında da birçok erkeğin artık özel formülleri, kendince has kullandığı yağ karışımları mevcut. Bu ürünleri aldıkları zaman tüketici bunların arkasında kullanım şekillerini de rahatlıkla bulabilecekler. Evet, onunla ilgili şu an geniş bir çalışmamız var. Türkiye'de hiçbir firmanın yapmadığı ölçekte bir araştırma yaptık ve hala hazırda görüşmelerimiz devam ediyor. Kullanım bilgilendirmeleri yapılacak, kullanım önerileri yer alacak. Malum birçok yağ
farklı şekillerde satışa sunulmakta ülkemizde. Ama bizler hep işin doğallığının ve ham halinin satışa sunulmasından yana olduğumuz için dışarıdan farklı kullanılan bir yağa göre çok yoğun bir koku, örneğin üçüncü grupta çok yoğun bir koku ve hızlı bir etki karşılayacaktır burada müşterileri. Bu bağlamda kullanım önerileri yer alacak, detay bilgiler yer alacak. Hangi dozlarda kullanımıyla ilgili cilt tipine göre öneriler yer alacak. Bu da aslında doğru kullanımıyla alakalı. Çünkü hali hazırda doğal yağların ham haliyle kullanılması cilt tipine göre insanlarda alerji etkisi gösterebilecektir. Onun da en basit formülü aslında bir damla yağı, uçucu bir yağı kolumuzun en hassas bölgesine damlatıp 20 dakika, yarım saat beklediğimizde herhangi bir reaksiyon almıyorsak aslında o yağın o cilt tipine herhangi bir alerjisinin olmadığını düşünebiliriz. Ama kesinlikle, kesinlikle aynı tarzda bir test. Bunu bireysel olarak uygulayabiliriz ve o şekilde kendimizde uygun seyreltme oranlarıyla özellikle kullanabiliriz. Peki bu seyreltmeyi siz burada yapıp bu hale mi getiriyorsunuz yoksa tüketici kendisi mi? Biz bütün yağlarımızda tamamen doğal halde hiçbir işlem uygulamaksızın üretim sonrası şişeleme yaparak satışa sunduk. Ve bu bağlamda da ciddi bir savaş açtığımızı ben düşünüyorum. Çünkü o kadar çok seyreltilmiş yağla karşılaşıyoruz ki bu yağların doğal halde müşteriye satılması ve o seyreltilme kısmı müşterinin inisiyatifine bırakılması gerekiyor. Nihayetinde her cilt tipinde kullanılacak her kişide farklı seyreltme oranları söz konusu. Burada sizin de sorunuza, yani ben teşekkür ederim bu bağlamda. Hiçbir seyreltme işlemi yapılmıyor. Tamamen doğal şekilde şişelenip son müşterinin, son tüketicinin satışına sunuluyor. Peki bu doğal yağlar aslında bu görmüş olduğumuz laboratuvarda mı? Burada ürün analizleri yapılıyor, ürün denemeleri, ARGE kısmı yapılıyor. Asıl üretim boyutu sabit yağların soğuk presiyle alakalı bir ünitemiz mevcut. Yine aynı şekilde distilasyon yöntemiyle elde edilen yağların distilasyon ünitesi daha geniş ölçekli. Burada işin ARGE boyutu ve analizsel boyutları gerçekleşmekte. Şöyle aslında bir örnek, bizler birçok yağı tanıyoruz ama alt türlere inildiği zaman örneğin lavantanın iki türü ağırlıklı olarak bilinmekte, hibrida ve angustifolia cinsi. Ama bunun ayrımını son tüketici çok fazla yapamamakta. Bizler burada analiz boyutuyla birlikte aslında o detayı birim birim, bileşen ölçeklendirebiliyoruz. Hangi yağ doğru türü bizler için kapsıyor ya da üretilen yağ bizlerin üretim denemelerinde de onu görüyoruz. Doğru ürünü bulma adına burası bizim mutfağımız, öyle söyleyeyim. Peki ben bir şey daha merak ediyorum. Eminim birçok izleyici de bunu merak ediyordur. Burası büyük bir tesis. Çok geniş bir yelpazesi var. Birçok yağ elde edebiliyorsunuz. Bu elde ettiğiniz yağların ne kadar bitkisini kendiniz üretebiliyorsunuz? Şu an için yaklaşık %50'ye yakınını kendimiz Dinar'da geniş bir arazimiz var. Orada denemelerle, büyük ölçekli, küçük ölçekli, farklı boyutlarda denemelerle yapmaktayız. Ama şirket olarak asıl planlama bu yağların tamamını ülkede ve coğrafyada yetiştirilebilecek tamamını kendi kontrolümüzde tutmak. Bu da aslında yine işin garanti kısmıyla alakalı, tamamen doğallığından her anlamda emin olabilmemiz adına bizlerin ana hedefleri çerçevesinde. Tabii bu sayı 80 yağla başladık ama 100-120 diye gidecektir. Bitki çeşitliliğimiz belki ileriki süreçte daha da artacaktır kendi ürettiğimiz sayı anlamında da.
ana hedefimiz de o. Tamamen doğallığına, kendi ürettiğimiz ürün olduğu için tamamen doğallığına inanmış olacağız. Burada size 80 çeşit yağ elde ediliyor dedik. Ancak burada belli bir kısmını görüyorsunuz. Bunlar en favori ürünler. Ve bu arada ben biraz yandım. Çünkü arkamda bir damıtma işlemi mi var burada? Evet, burada bir distilasyon işlemi gerçekleşiyor. Bir deneme ürünümüz yine aynı şekilde. Onunla ilgili küçük bir çalışmamız var. Kekik ve lavantaya dair küçük bir çalışmamız var. Söylediğim gibi burada deneme ürünü, deneme yağı alınacak. İçerisindeki bileşenleri hesaplanacak. Uçucu yağlar çünkü geniş bir bileşen yapısına sahip. 300'e yakın minimum, 200'e yakın bileşeni olan yağlar var. Ve bunlar birim birim, binde birlik oranları da dahil olmak üzere birim birim çıkartılıyor. Laboratuvar ekibi tarafından inceleniyor. Ve ona göre de uygunluğu, aslında bitkinin uygunluğu ya da istediğimiz ürün referans aralığına uygunluğu belirlenmiş oluyor. Peki bu, ben deminden beri izliyorum, sürekli ısındım da zaten, ama her 10 dakikada bir damla iniyor. Şöyle, gül yağından aslında yola çıkacak olursak 4 ton gül petali, gül yaprağı 1 kilo yağ veriyor bizlere. Diğer bitkilerde de bu aynı şekilde. İşte örneğin Melisa'da da aynı oran söz konusu. 4-4,5 tonluk Melisa bitkisinden 1 kilo yağ alınır. Lavantada 200 kiloya yakın çiçekten, yani 200 kiloyu düşündüğümüz zaman çok geniş bir hacme sahip, 200 kilo çiçekten yine 1 kilo yağ alınır. Bu yağın bizler için değerli olmasının en büyük sebebi de o aslında. O kadar hacimli ürünlerin küçücük damlaları bizler için o kadar önemli ve değerli ki, tabii ki doğal olması da bu bağlamda etkili. Uzun bir süreç, yaklaşık 3-3,5 saat süren uzun bir süreci kapsıyor distilasyon süreci. Çok teşekkür ediyorum Şükrü Bey. Bu vermiş olduğunuz bilgiler hem benim için hem de izleyicilerimiz için eminim çok faydalı olmuştur. Biz sadece belli bir kısmını burada sizler için ekrana getirdik. Sizler daha detaylı bir şekilde inceleyip satın alıp kullanabilirsiniz. Şu an Sebat Gül Yağı fabrikasında gül konkretinin harmanlandığı görüntüleri izletiyoruz sizlere. Bu görüntüyü bugüne kadar hiç izlemediniz, hiçbir fabrikada karşılaşmamıştık. Ama ilk kez Senir'de, Sebat'ta gül konkretinin nasıl harmanlandığını sizlerle paylaşıyoruz. Bu önemli bir işlem çünkü iklimsel değişiklikler nedeniyle koku sürekli değişkenlik gösteriyor. İşte başlangıç noktasıyla bitiş noktasındaki koku birbirinden farklı olduğu için, birbirini tutmadığı için harmanlama işlemi bu sektörde çok önemli. Evet, gül konkretinin harmanlanmasını anlatıyoruz. Harmanlanma işlemini de ilk defa izletiyoruz. Halil Babacan'dan dinleyeceğiz. Bize kısaca anlatsın, konkret neden harmanlanır, nasıl bir işlemden geçer, harmanlama neden gereklidir? Konkret katı gül yağı dediğimiz, gül yağının katısı, ekstrasyon işleminden sonra elde ettiğimiz bir yağdır. Konkret harmanlaması, her gün ayrı bir lot alınır.
bunların tek bir lot haline, hepsinin aynı düzende olması için biz buna harmanlama yapıyoruz. Harmanlama işlemini harman kazanımıza, kongretlerimizi, katı gül yağlarımızı katıyoruz ve buna buhar veriyoruz. Dış çeperine, gömleğine direkt yağa temas etmeden dış çeperine gömlek veriyoruz. Gömleğine buhar veriyoruz. Yaklaşık bir 2-3 saat civarı içindeki karıştırıcıyla karıştırıyoruz. Tamamen birbiriyle özdeşsin, birbiriyle aynı olsun bütün ürünlerimiz, tek standart olsun diye. Yani bir standardı olması için yapıyoruz biz bu harmanı. Yani koku standardı değil mi bu? Koku, kalite, aynı numune. Yani bir firmaya numune yolladığımız zaman, bizim ürünümüz bu dediğimiz zaman, yani 1000 tonda aynı şeyi temsil etmesi için. Aynı değeri vermesi. Aynı değeri vermesi için. Analizlerde de, kokuda, bütün her şeyde aynı değeri vermesi için bu harman işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani harmanlamanın önemi bu. Evet. Çünkü gül çiçeği işlenmeye başlandıktan sonra çok fark, yani her bahçenin kokusu değeri evet. aynı olmuyor. Evet. Güneş doğduğunda ayrı, yağmurda ayrı, yağmurda gölgede ayrı değil mi? Tabii. Hepsi aslında farklı, bu bir dengeleme. Oluyor. Yani. Dengeleme oluyor ya işte. Yolladığımız firmalara bizim ürünümüzün bütün hepsinin aynı olduğunu göstermemiz için yani. Anladım. İmza gibi bir şey değerli izleyiciler. Evet. Kısacası yani bu firma, bu konkret sebete aittir. Evet. Değerleri de gül mevsiminin başlandığı aydan da en sonuna kadar aynı değerdedir. Hiçbir şekilde değişmez aynen. demek için bu harmanlamayı yapıyoruz. Yapıyoruz evet. Aynen o şekilde. Peki kolay gelsin size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Sebat Gül Yağı Fabrikası sahiplerinden Hasan Ali Kınacı ile birlikteyiz. Kendisiyle gülü, gülücülüğü, lavantayı, uçucu yağları, gül ekonomisini, gül turizmini, birçok şeyi konuşacağız. Ama biz dedik ki programın başında, burası dünyanın en büyük yağ gülü fabrikası. Peki Sebat'ı dünyanın en büyüğü yapan hikaye nasıl başladı, nasıl gelişti ve Sebat nasıl gün geldi Isparta'nın değil Türkiye'nin değil dünyanın en büyüğü oldu. Öncelikle buradan başlamak istiyoruz. Sebat'ın bize çok kısaca tarihçesini anlatabilir misiniz? Valla Sebat 85 yılında dedem Hasan Kınacı tarafından kuruldu. Sonra babam işi devraldı. 2011 yılında da abimle biz işi devraldık babamızdan. 2000 yılında biz abimle birlikte işe dahil olduk. 2000 yılından itibaren de sürekli büyüyoruz. Ben makine mühendisiyim. Abim kimyager, doktorasını gül üzerine yaptı. Biz herkesin yaptığı yoldan değil de yenilikler getirmek için bu işe dahil olduk. Yaptığımız yenilikler de bizim büyümemizi sağladı. 2005 yılında Türkiye'nin en büyük firması olduk. 2012 yılında da dünyanın en büyük firması olduk bu konuda. Peki şu an bu fabrikanın içerisinde yeni bir tesis. Bu arada Sebat'ın iki ayrı tesisi var. Senir'de bulunan. Tabii ki yurt dışında da ayrıca fabrikaları var evet, yine. Evet. Pakistan'da var, Bulgaristan'da doğru, var sanırım. Doğru. Ama merkezi tabii ki Isparta'nın toprakları. Keçiborlu'nun Senir beldesinde bulunan, üzerinde bulunduğumuz bu topraklar. Yani Sebat burada doğdu, burada büyüdü ve burada bir dünya devi oldu, dünya lideri oldu. Peki Sebat'ı dünya devi yapan nedir? Yani neden burası dünyanın en büyük gül yağı fabrikası? Hangi kapasitede çalışıyor? Anlatır mısınız? Dediğim gibi Ar-Ge çok önemli. Biz 2001 yılında Absolut dediğimiz bir ürün üretmeye başladık. Halen daha Türkiye'de tek üreten firmayız. Absolut dediğimiz ürün de konkretin işlenmiş hali, kullanılabilir hali. Bunu daha önce sadece Fransızlar yapıyordu. Fransa dışında hiçbir ülke yapmıyordu. Dolayısıyla o ürünler hep Fransa'ya satılıyordu. Onlar da işledikten sonra tüm dünyaya satıyorlardı. Biz Absolut'u yapmaya başladıktan sonra direkt son kullanıcıya mal satmaya başladık. Tabii karlı, daha karlı olarak satmaya başladık. Ve kazandığımız paranın tamamını da işe tekrar geri yatırdık. Dolayısıyla büyüme bu şekilde gerçekleşti. 2011 yılında da Bulgaristan'a yaptığımız yatırım sonucunda dünyadaki bütün firmalar bizi tanıyor artık. Tanıdığı için yağ satışlarımız kolaylaştı.
firmalara daha çok yağ satmaya başladık. Farklı sektörlere, sadece parfüm değil de bunun dışındaki alanlara da yağlar satmaya başladık. Bu bizi büyüttü. Sonuçta da eski fabrikamıza sığamaz hale geldik. Bu tesisi geçen yıl Mayıs ayında tamamladık ve üretime başladık. Bu tesiste biz bugün günlük 250 ton gül işleyebiliyoruz. 250 ton gül demek de 5000 ton gül demek sezonda. Çok ciddi bir rakam. Çok yani ciddi büyük bir rakam. Neredeyse Türkiye üretiminin %45'ine falan tekabül ediyor. Türkiye üretiminin %45'ini sadece bu fabrika işliyor. Aynen. Doğru anladım. Tabii. Gül yağı ve gül konkreti birlikte değil mi aynı tabii zamanda? Ki, tabii ki. Hatta fabrikayı biraz büyük yaptık. Kazan eklersek bütün fabrikalar kapansa bile Isparta'da, bu bölgede, Isparta, Burdur, Afyon, Denizli bölgesinde yetişen güllerin tamamını işleyebilecek kapasitede bir tesis kurduk. Ama makine eklememiz gerekiyor tabii bunun için. Gül yağını anladık. Peki gül, yani gül konkretini de biraz anlatalım mı? Gül konkreti açısından da siz en büyüksünüz, devsiniz. Tabii aslında gül konkreti bizim asıl ürünümüz. Orada çok daha büyüğüz. Türkiye'de üretilen konkret miktarı 11-12 ton civarında. Sebat'ın ürettiği 7,5 ton. Bazı yıllar 8 ton üretiyoruz. Yani konkrette asıl iddialı olduğumuz ürün konkret. Şimdi Isparta'da gülcülük artık farklı alanlara da evrimleşti. Onu az sonra konuşacağız. Ama ben bu tesisi çok göstermeyi istiyordum. Yani biz gülü hep anlatıyoruz, gülcülüğü hep anlatıyoruz. Gülün işlenmesi, işte ihraç edilmesi ve Isparta'da Senir gibi bir yerde bir dünya devinin olduğunu birçok kişi belki de bilmiyordu. Bugün izleyip de öğrenecek çok kişi de olduğunu düşünüyorum. Özel sektör biraz kendine nedense iş telaşından mı olsa gerek biraz kapıyordu. Yani biz bu fabrikaları, bu tesisleri neden yeterince anlatmıyoruz, neden yeterince tanıtmıyoruz? Dünya sizi biliyor ama kendi hemşehrileriniz sizi bilmiyor. Vallahi biz çok kamera karşısında çok nasıl diyeyim, rahat hissetmiyoruz. Belki biraz ondan. Bizim eksikliğimiz, bazı firmalar bu şeye çok önem gösteriyor. Belki o yüzden. Yani biz işimizle anılmak istiyoruz. Yaptığımız işle gündeme gelmek istiyoruz. O yüzden çok da bu işe üstüne düşmedik. Bizim hatamız, evet, basından biraz uzak durduk ama artık bazı gerçekleri insanların öğrenmesi lazım. Çünkü çok doğru bilinen çok yanlış var. Bu yanlışlar da sektörü yanlış yöne götürüyor. O yüzden ben de artık bundan sonra çıkıp anlatmayı düşünüyorum. Yani bir sürü yanlış var. Biraz sonra zaten onları anlatacağım size. Konuşacağız. Burada bir çok sayıda kazan var. Bu arkamızdakiler Gülya kazanı değil mi hepsi? Evet. Konkret için ayrı. Konkret kazanlarımız ayrı. Kazanları da anlatalım. Burada kazanlar... bayağı bir kazan var. Çünkü biz bir arada bu kadar Gülya kazanını ilk defa görüyoruz. Bu kazanlar bir de diğerleri gibi değil. Diğer firmalarda 500 kilogram kapasiteli kazanlar var. Bizdekiler 1 tonluk. Kapasite büyük olduğu için büyük yapmayı öngördük. Yani burası 13 tane tonluk kazan var. Yani bir seferde 13 ton gül işleyebiliyor. Günde de toplam 118 ton gül işleyebiliyoruz burada. Sadece gül yağı bölümünde. Gül sezonu artık kapandı. Gül sezonu bitti. Biz bitimine geldik. Biraz da bu sezonu değerlendirelim. Neler yaptınız? Bu fabrika nasıl çalıştı bu sezon içerisinde? Bu sene sektörde bazı sıkıntılar var. Birçok firma gül almak istemedi. Sebebi de daha çok koronaya bağlıyoruz biz. Ama bizim öngörümüz bunun açılacağı, hatta bundan sonra daha çok tüketimin artacağı. Çünkü virüs hijyen mevzusunu çok ön plana çıkardı. Bizim ana tedarikçisi olduğumuz firmaların çoğu da hijyenle alakalı zaten. Yani bunun içine parfümü de koyabilirsiniz, kolonyayı da koyabilirsiniz, kozmetik ürünleri de koyabilirsiniz. Biz ciddi şekilde talebin artacağını düşünüyoruz çok yakın bir zamanda. Belki bu yılda sıkıntılar olabilir çünkü firmalar 4 ay boyunca kapalıydı yurt dışında. Onun belki bir sıkıntıları olacaktır ama sonrasında talebin çok miktarda artacağını düşünüyoruz biz.
Evet, Hasan Ali Kınacı ile söyleşimiz devam edecek. Biz Gül Yağı bölümünden görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hemen ardından da Absolit ünitesine geçeceğiz. Oradan da sizi konkrete götürüyoruz. Gülyağı fabrikası 2020 yılında Kılıç, Senir, Ardıçlı hattının yanı sıra 40 farklı noktadan gül alımı yaptı. Çünkü bunun için kapasiteleri çok müsait. Evet, şimdi de Absolit ünitesindeyiz. Burası neden önemli? Hasan Ali Kınacı'dan hemen dinliyoruz. Şimdi konkret Türkiye'nin güçlü olduğu ürün aslında. Gül yağından daha ziyade konkret daha çok üretiyor Türkiye. Bu konkretlerin eskiden tamamı Fransa'ya satılıyordu. Fransızlar da bu ürünü tekrar işleyip kullanılabilir hale getirip satıyorlardı bütün dünyaya. Şöyle anlatayım ben size. Arı bal yapar ama baldan önce petek yapması lazım. Peteği de gider çiçeklerden toplar. Dolayısıyla çiçeklerde mumsu maddeler vardır. Gülde de var. Biz konkret yaparken bu mumsu maddeleri de alıyoruz. Fakat bu mumsu maddeler bitmiş üründe istenmiyor. Bizim burada basitçe yaptığımız işlem mumsu maddeleri kokulu maddelerden ayrıştırmak. Bunun için de konkretleri biz alkolle yıkayıp düşük sıcaklıklarla kadar soğutuyoruz ve süzüyoruz. Sonra alkolü uçurup bitmiş ürün absolut oluyor. Sebat dünyada Fransa dışında ilk absolut üreten firmadır. Gül yağı birçok kişice artık biliniyor. Bizim en çok karşılaştığımız soru şudur. Hani siz tamam gülden gül yağı ve gül konkreti elde ediliyor diyorsunuz ya diyorlar bize. Hadi yağı anladık da bu konkret nedir? Bir konkret tam anlatamadık sanırım. Bu konuda bir eksiklik var. Ya konkret kelime kelimesine tercüme ederseniz beton demek. Sebebi de bu çiçeklerden gelen mumsu maddeler ürünü katı halde olmasına sebebiyet veriyor. Katı olduğu için de Fransızlar beton gibi diye konkret ismini vermişler. Katı yağ yani. Katı yağ. Distilasyonla, suyla, kaynatmayla alamadığınız özellikle fenil etil alkolü hegzan vasıtasıyla çözebiliyorsunuz, ürüne ekliyorsunuz. Artı bir de mumsu maddeler ve renkli maddeler giriyor. Dolayısıyla farklı bir ürün. Koku da farklı, ürün de farklı. O zaman şimdi gül konkretinin üretildiği bölüme geçiyoruz.
Evet, sebatı dünya devi yapan ünitenin tam da merkezindeyiz. Yani gül konkreti arkamda gördüğünüz bu sistemde elde ediliyor. Peki gül konkreti hangi alanlarda kullanılıyor? Ne kadarlık gül konkreti elde ediyor bu fabrika ve ne kadarı ihraç ediliyor? Bu sistem nasıl bir sistem, nasıl çalışıyor? Hasan Ali Kınacı'dan dinliyoruz. Şimdi bu sistem diğer tesislerde görmediğiniz bir sistem. Bu bizim icadımız olan bir sistem. Mühendisliğini, yazılımını, imalatını bizim yaptığımız bir sistem. Continuous sistem diye geçiyor. İki kişi sürekli gül dolduruyor üniteye ve o hegzanla birlikte çarpışıyor bu güller. Bu sistemin diğerlerinden farkı nedir? Diğerleri çamaşır makinesi şeklinde çalışırken bu düz bir yolda ilerliyor. Hegzanla gül ters yönde ilerliyor. Sistemin artıları nelerdir? Kapasite çok yüksek. Sadece bu sistemde günlük 100 ton kapasitemiz var. Günlük 100 ton gül işleyebiliyoruz. Artı tamamıyla bilgisayar kontrollü. Sadece 2 kişiyle burada ürün üretebiliyoruz. Ama diğer kısımda bizim, diğer konkret eski sistemlerde 30 kişi çalışıyor günde. Burada sadece 2 kişi. Yani bu hem iş gücünden tasarruf, evet, hem zamandan tasarruf, hem de daha az zamanda daha çok ürün elde etme. Aynen. Yani bize en yakın konkret kapasitesi 10 ton şu anda. Günlük 10 ton gül işleyebiliyor bize en yakın olanı. Bizim sadece 10 ton, özür diliyorum, 100 ton bu bölümde, 50 ton da diğer bölümde kapasitemiz var. Günlük 150 ton gül işleyebiliyoruz konkret üretiminde. Peki bu sistemi siz nasıl keşfettiniz? Abim işin açıkçası kendi kafasında tasarladığı bir sistem. Yani ne yaptığını bilmiyorum, ona sorarsınız isterseniz. Peki onu da Süleyman Kınacı'ya soracağız. Hasan Ali Kınacı'nın abisi. İşte arkamızda gördüğünüz bu sistemi bu fabrikaya kazandıran. Sanırım sadece buraya kazandırmıyor. Bunu proje olarak dünyanın birçok ülkesine de aynı şekilde sunuyor. Onları da Süleyman Kınacı'dan dinleyeceğiz. Evet, gül Isparta için çok kıymetli, çok değerli. Her şey önümde gördüğünüz bu gül yağları içindi. Yani koca bir sezon, birçok üreticinin emeği, alın teri, işte gördüğünüz bu şekilde gül yağı elde etmek içindi. Ve artık sezon bitti, gül sezonu bitti. Önümde toplam 1500 kilogramlık gül yağı bulunuyor. Bunlar dünyanın dört bir tarafına ihraç edilmek üzere yola çıkacak. Gül yağı çok değerli demiştik. Gül yağının ne kadar değerli olduğunu fiyatından biliyoruz. Gül yağının gramı 55 TL. Yani kilogramı 55 bin lira olan bir üründür gül yağı. Ve dünya kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere Sebat Gül Yağı Fabrikası'ndan bu gördüğünüz gül yağları ihraç edilmek üzere artık hazırlar. Şimdi sizleri gül yağının bulunduğu bu alandan konkretlerin bulunduğu alana geçireceğiz. Tabii burası 30 derece ancak bu kapıyı açtığınızda sıcaklık 0 dereceye düşüyor. Bu da konkretlerin uzun süre muhafaza edilmesi için gerekli bir ısı değeri. Bu arkamda görmüş olduğunuz kısımda absolütler mevcut. Bunların kilogramı 15 bin lira değerinde. Bu görmüş olduğunuz tenekelerde ise konkretler bulunuyor. Bunların da kilogramı yaklaşık 5000 lira değerinde. Bu çok değerli ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç edilmek üzere yola çıkacaklar.
işte merak edilen konkretlerin son hali bu şekilde. Gülya, sanıyor musunuz sadece ekonomik değerinden dolayı çok kıymetli? Hayır. Biliyorsunuz ki gül çok zahmetliydi ve yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden sadece 1 kilogram gül yağı elde ediliyor bu şehirde. Bu elim, yanımda gördüğünüz, hemen bu şişede gördüğünüz gül yağının toplam kilogram ağırlığı 15 kilogram. Yani bu gördüğünüz şişenin dolabilmesi için tam 60 tonluk gül çiçeğine ihtiyaç var. Evet, gülün ekonomisini konuştuk. Gül çiçeğinden gül yağı ve gül konkreti nasıl elde ediliyor? Bunu az önce anlatmaya çalıştık. Ama gülün bir üretim ayağı var. Gülün bir turizm ayağı var. Peki gülde bilinmeyen de birçok gerçek var. İşte Hasan Ali Kınacı ile biraz da gülün o yolculuğunu konuşmak isteriz. Isparta'da gülcülük nereye gidiyor? Dünya gül yağı üretiminin ne kadarını Isparta üretiyor? Ve güldeki hedefler ne? Doğru politika izlenmekte mi? Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Biz millet olarak abartmayı seviyoruz. Basında da sürekli gülle ilgili bir yazı çıktığında veya bir program yapıldığında hep ilk cümle şudur: %65'i, dünya üretiminin %65'ini üreten Isparta diye başlar. Bu çok doğru bir bilgi değil. Birçok ülkede gül üretiliyor. Hatta Isparta ana vatanı değil, bu Şam gülü. Ana vatanı Şam, Suriye Şam. Adı da öyle, Damascena, Damaskus'tan geliyor Şam demek. İlk gül yağını Perslerin çıkardığı söyleniyor. İran'dan, o bölgeden yayılmış bu gül. Hindistan'da çok miktarda gül var, Pakistan'da çok miktarda gül var, Tayland'da var, Çin'de var, Azerbaycan'da var, Özbekistan'da var, Gürcistan'da var, geliyoruz Suudi Arabistan'da var, Umman'da var, Tunus'ta var, Fas'ta var, Mısır'da var, Bulgaristan var, Türkiye var, Kıbrıs Rum kesiminde var, Yunanistan'da var. Baya bir yerde gül var. Yani bu gül. Rosa Damascena çeşidi var. Yağ gülü yani. Yağ gülü. Yağı da çıkartılıyor. O yüzden hani evet, Türkiye çok büyük bir üretici ülke ama en büyük zaten değil. Hani gül yağı dediğimizde şu algı belki o yüzden bunu kullanıyorlar. Fransa'nın parfüm sanayinin tercih ettiği iki ana ülke var: Bulgaristan ve Türkiye. Genelde bu iki ülkeden alım yapıyorlar. Oraya satışların kıyaslaması olarak belki 65 diye bir rakam çıkmış olabilir. Ama orada da baktığımızda Bulgaristan'da geçen yıl üretim 8 ton civarında gül yağında. Türkiye'nin üretimi 1300 kilo bandındaydı geçen yıl. Yani orada bile Bulgaristan bizim çok önümüzde. Konkret için bunu söyleyebiliriz. Bulgaristan'da konkret üretimi çok düşük. Türkiye'de 11-12 ton civarında konkret üretiliyor. Bulgaristan'da 3 ton civarında konkret üretiliyor. Fas'ta gene konkret üretiliyor. Gene 1,5-2 ton bandında. Yani rakamlar biraz abartılı, yanlış, doğru bilgiler değil. Bir de piyasada şöyle yanlış bir algı da var. İşte gül yağı kokusu için alınmaz. Yapıştırıcı özelliği vardır. Diğer kokuları etrafında toplayarak parfümün kalıcılığını artırır. Dolayısıyla gül yağı olmazsa parfüm olmaz. %65'inde biz üretiyorsak biz bunu satmayalım. İşte dünya kozmetik pazarı 360-400 milyar dolar. Bunun büyük bir kısmı Isparta'ya gelmesi lazım. Bu çok yanlış bilgi. İnanılmayacak kadar güzel. İnanılmayacak kadar güzel. Gerçekte değil. Bu algı üzerinden yanlış politikalar izleniyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Evet, Türkiye iddialı bir üreticidir. Uzun yıllar önce Bulgaristan'ın önündedir. Fakat Bulgaristan'da yapılan yatırımlar sebebiyle Bulgaristan bizim çok önümüze geçmiştir.
Gül miktarı üretiminde Bulgaristan'la hemen hemen aynı seviyedeyiz. Onlar daha çok gülüyor, daha az konkret üretiyorlar. Biz ise daha çok konkret, daha az gül yağı yapıyoruz. Gül yağının yanlış bilinen bilgileri bunlar. Yani biz evet, ben de çok kullanıyorum. Bu mikrofondan da birçok kez söyledim. Yani inanılmaz güzel, evet. Yani biz bundan dolayı belki zaman zaman bu dil aşinalığından ötürü yine de kullanacağız belki de. Bilmiyorum yani, öyle alıştık, öyle gitti. Ama Isparta istiyoruz ki gerçekten Türkiye'de zaten gül denilince akla ilk gelen şehir. O kadar da bir özelliği olsun diyoruz. O kadar da bir ayrıcalığı olsun diyoruz. Çünkü gülü sadece gül yağı ve gül konkreti olarak değil, belki de bu tabir kullanılması gül turizmine olumlu bir etki olur düşüncesiyle de yapılıyor olabilir. Gül turizmi için neler söylersiniz? Gül turizmini başlatan kişi benim. 2001 yılında ilk turisti ben getirdim Isparta'ya. Belçika'dan 22 kişilik bir grup getirdik. Gül turizmi öyle başladı. Ben yıllarca çok uğraştım. Çünkü Bulgaristan turizminden, gül yağı ticaretinden daha fazla para kazanıyor. Bunun da buraya oturtulması gerektiğini yıllarca söyledim. Çok herkese sözümüzü ulaştıramadık ama şu an artık ciddi bir çok güzel, ama daha iyi olması gerekiyor. Bu Antalya bizim için nimet. Antalya'dan Antalya'ya gelen turistlerin hiç değilse 1 milyonunu 2 milyonunu bölgeye çekmemiz gerekiyor. Günübirlik turlar. Ayrıca yeterli tesis de olmadığı için insanlar konaklayamıyor da burada. İşte bir tane 5 yıldızlı otelimiz açıldı, sonra yenileri geldi. Şimdi onun avantajları var. Turizmin de daha artarak gideceğini düşünüyorum ben. Biz firma olarak da turizm işini bıraktık, yapmıyoruz artık. Çünkü bizim diğer işlerimiz çok yoğunlaştı. Bu işi tamamıyla bölge insanına pasladık. Şimdi onlar gelir elde ediyorlar. Nasıl yapmaları gerektiklerini gösterdik, öğrettik, eğittik. Şimdi köylü yapıyor bu işi. Biz de mutluyuz bu işten. Tabii sizin, biz bugün sadece fabrikayı görüntüledik, tesisi anlatıyoruz ama sizin birçok da gül bahçeniz de var, lavanta bahçeniz de var. Biraz onları da anlatalım mı? Diğer şey, Dinar'da olduğunu biliyorum, Isparta'nın dışarısında. Başka neler var? Biraz bahsedelim yani. Şimdi benim söylemek istediğim şu, Isparta bu bölge, göller bölgesi dediğimiz bölge, tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye çok uygun. Şimdi hepimizin bildiği üzere parfümün üretildiği yer Fransa. En büyük üretici ülke Fransa ve İsviçre aslında. Yani hani o biraz önceki hikaye vardı ya, satmayalım da buraya gelsin. Onu şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bizim ürün çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Gül var, lavanta. Buradaki lavanta doğru çeşit değil. Angustifolia'nın dikilmesi ve büyük alanlarda yapılması gerekiyor. İşte kekiğimiz var Isparta'da. Antalya bölgesinde şey yapılabilir, portakal çiçeği. Yasemin yapılabilir, papatya yapılır. Yani çeşitliliği artırırsak hem bu tesisler, bizdeki fabrikalar 12 ay boyunca çalışır, hem ham madde burada olduğu için ister istemez o sektörde gelişmeye başlar. Yani parfüm üretimi, esans üretimi bu bölgeye ancak o şekilde gelebilir. Ve tıbbi aromatik bitkilerin en güzel tarafı, dağda, taşta, hiçbir şeyin yetişmediği yerde çok daha verimli yetişiyor. Öyle yerleri daha çok seviyor olması. Bu bölgede böyle kullanılamayacak bir sürü arazi var. Aslında devlet desteklerinin bu bölgeye verilmesi gerekiyor. Çünkü hali hazırda bir sanayi oluşmuş. Sadece tarımın farklılaştırarak, işte papatya dikilsin, lavanta dikilsin, kekik dikilsin, biberiye dikilsin. Bu şekilde ham maddeyi çoğaltırsak bölge ekonomisine çok daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Yani o zaman şöyle mi? Isparta tamam, gülün merkezi, gülün Türkiye'de başkenti, ama biz hep gülle vakit geçirirken aslında bir şeyi ıskaladık mı diyorsunuz? Yani tıbbi aromatik bitkiler konusunda biz daha başka bir cazibeye sahibiz, öyle mi şehir olarak? Tabii ki öyle. Yani şimdi Türkiye cennet diyoruz ama şimdi bu yağ ticaretine baktığımızda birinci sırada Hindistan geliyor. Yani milyarlarca dolar gelir elde ediyor. İkinci sırada Mısır var. Enteresan bir şekilde çöl her tarafı ama ciddi tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyor. Türkiye'de ne var? Gül var, kekik var. Başka bir şey yok.
Yani öyle abartılacak bir durum değil yani. Ama Isparta bu bölge çok uygun ve dünya lideri olabilir. Yani gülden elde edilen gelir takriben 30-35 milyon dolar diye tahmin ediyorum ben Isparta için. Bu çok kolay bir şekilde çok kısa sürede 150-200 milyon dolara sonrasında milyar dolara çıkarılabilir. Yani devlet politikasında bu şekilde oluşması gerekiyor. İnsanların da bu yöne eğilmesi gerekiyor. Bizim gibi tesislerinde bunun teşvik etmesi gerekiyor. Hani biz kendimiz ne yaptık? Çiftçiyle tam bu işi çözemediğimiz için kendimiz büyük bir tarla aldık. 3500 dönüm. Orada farklı bitkileri dikiyoruz. Denemeleri yapılıyor. Sonrasında vatandaşa gideceğiz artık. Yani bize bunları yetiştirin. Vatandaş da zaten hani arpa buğday yapamayacağı bir bölgeyi kullanacak. Bu şekilde bu pastayı çok büyütmemiz gerekiyor. Ancak o zaman biz işte parfüm üretmesi, işte esans üretme noktasına o şekilde geçebiliriz diye düşünüyoruz. İnşallah Isparta o günleri görür diyelim, çünkü çok önemli. Yani gülün Isparta'ya sağladığı katma değerden, ekonomiden kat kat fazlasını işte tıbbi ve aromatik bitkilerden alabiliriz. Çünkü Isparta'nın toprakları gerçekten çok verimli ve Hasan Ali Kınacı'nın dikkat çektiği gibi burada bu ürünlerin elde edilmesi, işlenmesi hiçbir zahmet gerektirmiyor. Dağın başına dikin, bu toprak size o tıbbi ve aromatik bitkiyi veriyor. Aynen. Hatta öyle toprakları daha çok seviyor bu bitkiler. Yani taşlı, arpa, buğday, başka ürün yetiştiremeyeceğin yerleri bu ürünler daha çok seviyor. İşte kekik mesela sütçülerde dağın başında. Ama gelelim ki kekiğin merkezi, lavanta demişiz. Yine Isparta bu alanda oldukça iddialı. Biz hep özel sektörden hiç dinlemedik. Gülcülüğün geleceği de çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Gülcülük nereye gidiyor, nasıl gitmeli şeklinde. Özel sektörün görüşü nedir? Siz özel sektörü temsil ediyorsunuz. Bir de sizden dinleyelim. Gülcülük nasıl bir gelecek bekliyor Isparta'nın gül hikayesini? Şimdi önce şu yanlışı düzeltelim. Özel olmayan bir sektör yok zaten gülcülükte. Yani herkes özel, herkes özerk, bir ticari kurum. Yani devlet kurumu yok bu işin içinde. Devlet kanalıyla yapılan bir iş değil. Şimdi benim düşüncem, aslında daha önce de fabrikada da söylemiştim. Gül yağına talep çok ciddi oranla artacağını düşünüyorum ben. Şu korona günlerini atlattıktan sonra üretim, yani tarla alanındaki üretim belli bir noktaya geldi. Şimdi bu yıl birçok tesis gül almak istemedi. İşte yeterli kapatacağız şeklinde dedikodular oldu. Ama biz bunu yapmadık. Gelen her gülü aldık. Diğerlerinin almayacağız dediği gülleri de aldık. Stoğa gidiyoruz. Çünkü bu gül yağının fiyatı düştü ciddi oranda. Bu çok yakında tekrar artışa geçecek. Muhtemelen biz en dibi bu yıl yaşayacağız, en düşük fiyatları. Sonrasında önümüzdeki yıldan itibaren %10, sonra %20, sonra %30, 40, 50 derken benim tahminim 5 yıl içinde 1 kilogram gül yağının fiyatı 15 bin euro bandına gelecek. 15 yıla ihtiyaç var. Tabii yani şu anda bazı çiftçilerimiz rahatsız. İşte gülü sökeceğiz falan diye dedikodular var. Bence sökülmemesi gerekiyor. Benim tavsiyem bu yönde olacak. Eğer para kazanmadığını düşünüyor ise o yıl gençleştirme budaması yapsın. Ertesi yıla tekrar gül çıkacak çünkü. Biz o gülleri alacağız. Yani başkasının ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim gördüğümüz piyasada ciddi sıkıntılar yok. Koronadan dolayı bu yıl bir %20'lik bir düşüş bekliyoruz. Çünkü fabrikalar 4 ay boyunca üretim yapamadı, kapalıydılar. Sonrasında ihtiyacın artacağını düşünüyoruz. O yüzden de söküm yapılmaması gerekiyor. Tekrar biz %65 olmak istiyorsak, çünkü Bulgaristan'da sökümler başladı. Bu yıl sezondan önce 10 bin dönüm gül söküldü Bulgaristan'da. Bayağı söküm. Ciddi oranda söküm var. Onlar büyük ihtimalle sökümlere devam edecek. Çünkü orada kolay. Bir kişinin 3 bin dönüm gülü var. 3 bin dönüm. Bizde küçük küçük tarlalar var. Dolayısıyla söktüğünüzde tekrar dikmeniz zaman alıyor. Onun verime geçmesi zaman alıyor. Ne kadar kişi dikecek, ne kadar kişi sökecek. Ben şunu başka ortamlarda da belirttim.
Biz gene bir açıklama yapacağız. Eylül, Ekim ayında bizim satışlarımız belli olacak. Vatandaşa da diyeceğiz ki, evet çok ciddi sıkıntılar var, sökebilirsiniz. Veya sökmeyin, pazarın önü açık, hatta gerekiyorsa dikin. Bu yani şekilde. Bu Eylül, Ekim ayında. Tabii bu Eylül, Ekim ayında netleşir bizim tablomuz. Yani ciddi ciddi düşüşler beklemiyoruz biz satışlarda. Evet, görüyorsunuz Hasan Ali Kınacı da güllerinizi sökmeyin, sadece gençleştirin. Bu yıl koronadan dolayı bir düşüş oldu ama diğer tarafta Bulgaristan söküm yapıyor. Bu da bizim için iyi işaret. Çünkü biz sebat olarak o gül çiçeğini almaya talibiz. Siz gülünüzü getirin, hiç kimse almazsa biz alırız. Çünkü evet, ihtiyaç olacak diyor. Evet, biz geçen seneden 1000 ton fazla gül çiçeği işledik bu yıl mesela. Yani kışın zaten açıklamıştım bunu, satamayan getirsin diye. Bayağı ciddi oranda yeni müstahsil kazandık. Geçen sene oranla 1000 ton fazla gül işledik biz bu sene. Yani sözümüzün de arkasında durduk. Eğer ciddi bir sıkıntı olursa zaten biz bunu hani sezona kadar beklemeden vatandaşa bilgisini vereceğiz. Çünkü emek sarf ediyor. Onun için çok daha önemli. Belki daha az gelir yani bize kıyasla ama onun için daha önemli bu. O yüzden bahçedeki gül çiçeği. Biz kendimiz de çiftçilik yaptığımız için biliyoruz, anlıyoruz onları. O yüzden biz bunun bilgisini vereceğiz, işleri rahat olsun yani. Evet. Açıklama yapacağız. Gül üreticilerine o zaman Ekim ayını bekleyin diyoruz. Ekim ayında gül çiçeğinin kaderine ilişkin ben bir açıklama yapacağım. Üreticilerimizle paylaşacağız. Ya sökün ya devam edin şeklinde. Aynen. Bir açıklama olacak dedi. Hasan Ali Kınıcı'ya teşekkür ediyoruz. Gül turizmi kapsamında bu fabrikaya gelen birçok yerli ve yabancı turist de bu yanımda görmüş olduğunuz eski usul imbiklerle odun ateşinden beslenip nasıl gül suyu elde edildiği de gösteriliyor. Sebat Gül Yağı Fabrikası'nın laboratuvarındayız. Buradaki tüm işlemler Ar-Ge çalışmalarıyla ve sistematik olarak bilgisayar kontrolünde yapılıyor. Şu anda yanımda Süleyman Kınacı var. Kendisine Ar-Ge çalışmaların hangi amaçla yapıldığını ve önemini soracağız. Herkese merhabalar. Bir işletmenin en önemli meselesi kendi ürettiği ürünleri çok iyi bilmesidir. Ürettiğiniz ürünleri çok iyi bilmeniz için de muhakkak bir Ar-Ge'ye ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla bir laboratuvara, bizim iş konumuz olan gül yağı üretiminde muhakkak bir laboratuvara ihtiyacınız vardır. Laboratuvar ne işe yarar? Siz ürettiğiniz ürünü en kaliteli şekilde, en iyi şekilde veya çeşitliliğini artırırsanız diğer rakip firmalardan daha iyi bir konumda olursunuz. Biz dolayısıyla yaklaşık 20 yıldır Ar-Ge'ye çok büyük önem veriyoruz. Toplam kazancımızın büyük bir kısmını Ar-Ge'ye yatırıyoruz. Yeni ürünler geliştiriyoruz. Şöyle ki diğer gül yağı firmalarının ürettiği 4 veya en fazla 5 tane çeşitli ham madde, gülden gelen ham madde üretimleri var. Fakat bizim geliştirdiğimiz ürünler Ar-Ge'nin sayesinde 25 tane gülden üretilen ham maddemiz var. Biz bunları hem ürün olarak satabiliyoruz, hem bu ürettiğimiz ürünlerin teknolojisini de know-how olarak diğer firmalara, yurt içi ve yurt dışı firmalarına satarak ekstra gelir kazanıyoruz. Bu hem şirketimiz için önemli bir kazanç, hem de ülkemiz için, vatanımız için önemli bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Yani Ar-Ge çalışmaları gerçekten burada oturmuş bir durumda ve ülke ekonomisine de Süleyman Bey'in dediği gibi birçok katkısı var. Ve ben şimdi size bir şey daha sormak istiyorum. Aslında benim merak ettiğim, benimle birlikte eminim birçok kişinin de gündeminde olan bir konu. Şu an piyasada birçok sentetik gül suyu bulunmakta. Bu doğal gül suyunun, sentetik gül suyunun arasındaki farklar nelerdir? Mesela biz bir yere gittiğimiz zaman doğal gül suyuyla sentetik gül suyunu nasıl ayırt edebiliriz? Bu çok zor. Dışarıdaki halktan birisi için,
doğal gül suyuyla sentetik gül suyun arasındaki farkı bilmesi biraz zor. Çünkü gül suyunun iyi tanıtılması lazım. Karakteristik özelliklerini tüketici çok iyi bilmesi lazım. Gülün kendine has bir kokusu var. Bunu insanlar bilirse bu gerçekten doğaldır veya gerçekten sentetiktir diyebilir. Ama özetle şunu söyleyebiliriz. Gül suyu tadı hafif acımtıraktır. Biraz şeker ilave edilirse, şerbeti yapılırsa çok enfes bir tadı olur. Ama bunun yanında sentetik gül suyları ise direkt tatlı bir tadı vardır. Çünkü içindeki sentetik glikoller bulunur. Monopropilen glikol, dipropilen glikol gibi sentetik maddeler bulunur. Bunlar aroma taşıyıcılarıdır. Dolayısıyla glikol ve glikoz yani şekerimsi bir tadı vardır. Sentetik gül suyu laboratuvarları çok kolay tespit edilebilir. Analizi yapıldığı zaman hemen sentetik olduğu bilinebilir. Onun haricinde sadece işte biraz önce bahsettiğim gibi tatla anlaşılabilir. Bir de karakteristik kokusunu eğer halk bilirse öyle bilebilir ancak. Ben bir de şunu değinmek istiyorum. Sentetik gül suyular maalesef satılırken sentetik gül suyu diye satılmıyor. Onlar da doğal diye satılıyor. Çok basit bazı kelime oyunlarıyla halk yanıltılıyor. Mesela bir tane sentetik gül suyunun üzerinde şöyle yazıyor. Güller sabahın çok erken vakitlerinde toplanır. Sonra onlar güzelce kaynatılır ve içine aroma katılır gibi aklımızla dalga geçecek şekilde kelime oyunlarıyla insanlar yanıltılmaktadır. Hiçbir şekilde gül aroması gerçek gül suyu tadına erişemez. Bunu şöyle örnek vereyim. Mesela içecek olarak alıyoruz bir gazoz var. Portakal aromalı bir gazoz alıyoruz. Bu portakal suyunun yerini tutar mı diye sorduğunda pek çok kişi tabii ki tutmaz çünkü o doğal. Öbürküsü sentetik aroma vericiler yani doğala özdeş aromalardan üretilmiştir diye yazılıyor. Doğala özdeş ne demektir? Doğal değil demektir. İnsanlar böyle kandırılıyor maalesef. Bunları hukuksal olarak da düzenleme getirilmesini sayın yetkililerden biz rica ediyoruz. Gerekli müracaatlarımızı biz de yapacağız. Bunun yanında doğal olmayan gül suyu, sentetik gül suyuların insana faydasıyla alakalı hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bunların zararı da zamanla çıkacağına biz inanıyoruz ama zararlıdır deme yetkimiz yok. Ama günümüzde öyle gelişmiş, öyle yükselmiş bir kanser periyodu var. İnsanlar durmadan kanser oluyor. Bunların en büyük sebebi de zirai ilaçlar olduğu gibi sentetik ürünlerin artması bilim adamları tarafından irdelenmekte. Biz o yüzden doğala dönülmesi gerektiğini insanlara her türlü yardımcı olma adına böyle bir serzenişimiz var. Gül suyunun eski Osmanlı tıp tarihinde de pek çok faydaları belirtilmekte. Günümüz modern tıbbında da yer yer bazı bilim adamları bununla alakalı açıklamalar yapıyor. Bunların daha bilinçli bir toplum oluşması adına sizlerin büyük desteğine ihtiyacımız var. İnsanlar bu bilim adamlarının söylediği bu şeyleri, faydaları herkes bilmeli. En basitinde çok güzel bir ateş düşürücü özelliği var. Ve mide hazmını, bağırsak hazmını yani problemlerini giderici özelliği var. Bunun yanında pek çok faydaları da olduğunu inanıyoruz. Hatta uzak doğuda insanlar gül yağı ve gül suyunun oral olarak yani ağızdan tüketilmesinin çok büyük faydaları olduğunu inanıyorlar. Biz bunları daha bilinçli olarak daha yani bir insanlar hemen herkes tüketsin diye de bir şey söylemiyoruz ama bilim adamların aracılığıyla bunlar güzel bir dozajda insanlar nasıl kullanılabileceği açıklanmalı ve bizim milli içeceğimiz olabilecek olan bir gül suyu insanlara tanıtılmalı.
Bu dönemde birçok insanla beraber hepimiz yani sentetik ürünlerden kaçınmaya çalışıyoruz. Süleyman Bey'in de dediği gibi gül suyunun gıdadan kozmetiğe, ilaç sanayisine kadar birçok alanda kullanım yeri var. Artık bunun için dediği gibi tadından belki anlayabiliriz doğalıyla sentetiğin arasındaki farkını. En iyisi güvendiğimiz, emin olduğumuz markalardan almak. Süleyman Bey'e de bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, biz teşekkür ederiz. Bir Basın Kulübü programının daha sonuna geldik. Sizlere bugün Senir'de bulunan Sebat Gül Yağı Fabrikası'ndan seslendik. Burası dünyanın en büyük gül yağı tesisi. Daha büyüğü yok. Hem gül hem lavanta olmak üzere, başta olmak üzere birçok tıbbi ve aromatik bitkiyi işleyip uçucu yağını dünyaya ihraç eden bir tesis. Ve Hasan Ali Kınacı'nın çok güzel mesajları vardı. O önemli mesajlar verdi. Gülcülere önemli bir mesajı vardı. Ekim ayındaki açıklamamı bekleyin dedi. Ayrıca Isparta'nın da çok yakın bir gelecekte tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda önemli bir merkez olacağını iddia etti. Süleyman Kınacı da güzel mesajlar verdi. Onun mesajları da şuydu. Arge bu işi bu sektörde çok önemlidir dedi. Ve Arge yatırımından bahsetti. Arge yatırımının bu sektöre sağladığı katkıdan bahsetti. Kısacası şöyle diyoruz. Sebat Gülüyor tesisleri Isparta ekonomisine, Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyor. Bugün geldik, gözümüzde gördük, sizlerle paylaştık. Evet, biz de programın böylelikle sonuna geldik. Bizden bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Kasımlarda çalan türküyüz biz. Aşağı Yaylabel'de süren gelenek, Ardıçlı'da gül, Kuyucak'ta lavantayız. Sizinle sizden biriyiz. Kesme'de hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Münevver teyzenin Dedeçam'da def çaldığı yıldan beri yayındayız biz. Aliköy'de candan bir parça, Sorkuncak'ta havalanan uçurtma, Sipahiler'de çalan davuluz biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. 204 köyü, 9 beldesi ve 12 ilçesiyle memleketin her köşesindeyiz. Basın Kulübü her pazartesi saat 21'de Kanal 32'de.